Ve ara vermeden işitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle tekrar karşınızdayız. Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Olayın incelenmesi için Türkiye ile Suudi Arabistan'ın kurduğu çalışma grubu konsoloslukta incelemelerde bulundu. Dünyanın akıbetini merak ettiği Cemal Kaşıkçı'nın izini sürmek için konsolosluğa girdiler. Konsolosluğun içinde, bahçesinde ve çatısında didik didik arama yaptılar. Türk ve Suudi yetkililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Burada yapılan toplantının ardından kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini sürmek üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na doğru yola çıktı. Akşam saatlerinde iki ülke çalışma gruplarını taşıyan araç konsolosluk binasına girdi. Ekipler önce binanın içinde çalışmaya başladı. Her detay hesaba katıldı, incelemeler adım adım yürütüldü. Görevliler bir ara binanın çatısında göründü. Aramalar bir süre burada sürdürüldü. İlerleyen saatlerinde olay yeri inceleme araçları konsolosluk binasına girdi. Teknolojinin tüm imkanları da seferber edildi. Mavi ışık yöntemiyle yapılan çalışmalar dışarıda bekleyen objektiflere de yansıdı. Bu görüntülerden dakikalar sonra ekipler bu kez bahçede göründü. Ekipler bahçeyi karış karış taradı. Aramaya eğitimli polis köpeği Melo da katıldı. Beşiktaş Belediyesi'ne ait iki çöp arabası da çalışmalar bitmek üzereyken konsolosluk binasına girdi. Bir süre içeride bekleyen araçlar polis eskortluğunda binadan ayrıldı. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışma tam 9 saat sürdü. Olay yeri inceleme ekipleri saat 4.30'da başkonsolosluk binasından ayrıldı. Arama ve incelemede elde edilen veriler ilgili kurumlara gönderilecek. Buradan gelen analizlerin rapor haline getirilip kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması gündemdeki sıcaklığını korurken, konuya ilişkin bir değerlendirmede Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Kimse kaçak güreşmemeli, saman altından su yürütülmemeli," dedi. Temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesini krize ve bilmeceye dönüşen Cemal Kaşıkçı vakasının tarafsız ve objektif şekilde buzağa ermesi şarttır. Konsolosluk binasına girişi kameralarla yansıyan ama çıkışı görülmeyen Kaşıkçı'nın durumunu netleştirmek için hiç kimse kaçak güreşmemeli, saman altından su yürütmemelidir. Suç varsa, suçlular belli ise gereği mutlaka yapılmalı. Türkiye'yi töhmet altında bırakmak için fırsat arayan mihraklara asla koz verilmemelidir. Kayseri'de göçmen dramı yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönünde giden minibüs, Oluklu mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Minibüste Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu öğrenildi.
Konya'da görme engellilerin karşılaştığı zorlukların anlaşılması için yürüyüş düzenlendi. Gözlerini kapatıp bastonlarla yürümeye çalışan basın mensupları, görme engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını anlamaya çalıştı. Önce gözlerini kapattılar. Ardından beyaz bastonla yürümeye çalıştılar. Görüntüler Konya'dan. Burada amaç hem engellinin yürümekte yaşadığı zorlukları hissetmek, hem de basın mensupları görme engelli ve engelli grupları daha yakından tanıması için böyle bir farklı bir etkinlik yapmak istedik. 15 Ekim beyaz bastonla yürüme gününde basın mensupları ve görme engelliler Meram Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Gözleri bandajla kapatılan basın mensupları beyaz bastonlarla yürümeye çalıştı. Elimdeki bastonla önümde engel olup olmadığını öğrenmek istedim ama illaki insan düşecekmiş korkusu yaşıyor. Görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığını bu bandaj sayesinde anlamış olduk biz de. Dünyamız karardı ve gerçekten çok zor bir duygu. Yani evet, onları daha öncesinde anlıyorduk ama bu şekilde anlamak çok farklı. Benim derdim, hastalığım. İlacı. Görme engellilerim görenlere mesajı net. Ve onlara şöyle dedi. Öncelikle arabaları bizim yollarımıza, engelli yollarına park etmemelerini gerektiğini söylüyorum buradan onlara. Yavaşlar. Gazeteci arkadaşlarımızın bizi anlamak adına gözlerini kapatıp yürümeleri çok anlamlı buluyorum. Bu tür günler unutulmamalı. Bu tür günler unutulursa engeller de unutulur. Görme engelliler etkinlikten çok memnun ayrıldı. Engelli çocukların yüzlerini güldürdüler. Muş'ta Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakımı öğrencileri engellilerin saçlarını şekillendirdi. Saçlar kesildi, tarandı. Kız çocuklarının saçlarına taçlar takıldı. Muş Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri engelli çocuklara sürpriz yaptı. Atölyemizde öğrencilerimizin saç bakımları yapıldı. Bu kapsamda da elimizden geldiği kadar diğer gruplara da ulaşıp hizmet etme veya onları buraya getir veya okullara gidip güzellik saç bakım adı altında saç bakımlarını yaptırma. Engelli çocukların saçları uzman ellerde şekillendi. Burada bizim çırak öğrencilerimiz, ustalık ve kalfalık eğitimi alan öğrencilerimiz böyle bir uygulamaya katıldıkları için de onlar da gayet mutlu oldular. Onlarda bir farkındalık oluşturduk. Yeni saçlarına kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Özellikle kız öğrencilerimiz açısından çok güzel oldu. İlk defa belki saçlarını düzelttiler. Saçlarına bakım verdiler. Bugün saçlarım yapıldı. Çok güzel oldum. Prenses gibi oldum. Öğrenciler bu tip etkinliklerin devamını istiyor. Bu haberle son buluyor bültenimiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.